Merhaba arkadaşlar. Yeni cihazlarımızla nekropol alanına geldik. Şimdi burada cihazlarımızı test edeceğiz. Sonra da çalışma yapacağız. Güzel bir video olacak diye düşünüyorum. Şimdi yanımda iki arkadaş var. Sen bunu al acı. Oradan ileriyi kes. Gelen giden olursa dürbünle bize bilgi verirsin. Emre, sen de şu mezar çukurunda aga mangalı başlat. İçeride adam yanmasın. Ya adam yansın olur acı ya. Yanıyor yanacağı kadar. Çok hazır cevapsın sen de. Şimdi yeni cihazlarımız geldi. Çok güzel bir alan tarama geldi. My Technology. Arkadaşlar bu alan taramanın içinde şuradan haznesi açılıyor. Bunun içinde özel bir arama maddesi var. Şimdi bunun detaylı kullanımı ile ilgili bilgiyi daha sonra veririm. Ben bugün cihazları buraya test etmeye geldim. Yeni cihazlarımızı test edeceğiz. Bakalım bize burada bir mezar yeri buldurup da açtırabilecek mi? Burası nekropol alanı arkadaşlar. Burada açılmış açılmamış bir sürü mezar var. Bazıları boşa çalışılmış, bazıları eskiden açılmış. Şimdi bir tane alan tarama, bir tane baston görüntüleme cihazı, bir tane de Konrad X3 Ultra. Buradaki Konrad GR3 Plus arkadaşlar. Baston görüntüleme cihazı diye geçer bunun ismi. Yeraltı görüntüleme. Buradaki Konrad X3 Ultra bu üst düzey bir zeminaltı görüntüleme, ayrıyetten alan tarama olarak kullanılıyor. Alan tarama çubukları var. Ayrıyetten görüntüleme. Şimdi birazdan bunu da kuracağım. Bununla da test yapacağız. Merhaba arkadaşlar. Define Avcısı kanalına yeni cihazlar getirdim. Bu Konrad GR3 Plus zemin tarama cihazı arkadaşlar. Baston tarama diye de geçer ismi. Şimdi paketimizi açalım. Bakın arkadaşlar güzel bir kutusu var. 2 yıl garantili. Şöyle açalım kutumuzu. Vay vay vay. Güzel bir cihaza benziyor arkadaşlar. Malzemesi bayağı bir kaliteli duruyor. Buradan sinyal veriyor toprağa. Burada açma kapama tuşu, şarj yeri. Evet. Bakalım başka neler varmış. Burada ne var? Oo, en çok düşündüğüm şey buydu. Arazide bunu nasıl yanımızda gezdiririz diye. Güzel bir kılıf yapmışlar. Askılı çok güzel arkadaşlar. Evet. Hoşuma gitti. Burada da muhtemelen şarj aleti var sanırım. Evet, burada şarj aleti var. Şimdi kullanım kılavuzu da burada. Seri numarasının olduğu etiket. Arkadaşlar ben şimdi bunu telefona uygulamasını falan yükleyeyim, kurulumunu yaparım. Arazide de testi hep beraber yaparız. Siz de izlersiniz bakalım. Evet, bu da ikinci cihazımız. Şimdi bunu da açalım. Arkadaşlar bu cihazda Konrad'ın X3 Ultra hem alan tarama hem görüntüleme cihazı. Arkadaşlar bu cihazlar üst segment cihazlar arkadaşlar. Yani kaliteli cihazlar. Büyük işler için, önemli işler için kullanılır. Evet, cihazın çantası çok güzelmiş, çok hoşuma gitti. Bakın buradan. Tekerlekli bavul gibi taşıma sistemi var.
Ayrıyeten buradan bu şekilde tutup da taşıyabiliriz. Çantası çok güzel, çok hoşuma gitti. Şöyle çevirelim. Şarj cihazı. Cihazı uzaktan kullanmak için joystick, mouse gibi muhtemelen. Bu arkadaşlar alan tarama çubukları buna bağlanıyor. Hem alan tarama olarak hem de görüntüleme cihazı olarak kullanılıyor bu. Üzerine Konrad yazmışlar, amblemini koymuşlar. Çok hoş bir tasarım. Evet arkadaşlar, gayet güzel ve kaliteli duruyor. Malzemesi çok iyi duruyor yani. Şimdi ben bunu arkadaşlar cihazı güzel bir inceleyeyim, kurulumunu yapayım. Arazide de kullanımını hep beraber görürüz. Evet. Arazide görüşmek üzere arkadaşlar. Evet, şimdi alan tarama çubuğumuzu bu şekilde şu anda bu boşluk modunda arkadaşlar bu tarafa çekiyor. Yeni kullananlar bu çubukları böyle, bakın arkadaşlar, bu şekilde yavaş hareketlerle yaparlarsa çubuk şu anda kendisi götürüyor arkadaşlar. Mesela bakın, hatalı kullanımı göstereyim size. Mesela ben şimdi böyle giderken bakın, bu şu anda benim dengesizliğimden dolayı sağa sola yapıyor arkadaşlar. Kaldığım yerden devam edeyim. Bir daha hatta başlatalım. Şöyle sıfırdan gene bakalım aynı noktaya çekecek mi beni. Evet, çok güzel bir şekilde. Burada çok açılmış mezarlar var. O yüzden sinyal şaşırabiliyor ama hep açık mezar olduğu için. Bakın buraya çekiyor ama sinyal şaşırıyor arkadaşlar. Burada sağ tarafa çekti ama yine aynı yere kilitliyor her seferinde. Burada açık mezara mı getirdi bizi? Hayır. Şöyle. Buraya getiriyor. Şuradan bakalım bir daha. Buraya getiriyor arkadaşlar. Şimdi sizi bir yere getirdiğinde çubuk siz o malzemenin olduğu yerden geçerken geriye doğru döner. Yani arkanızda kaldı der. Böyle bir hareketi yaptığı zaman, geriye doğru size doğru döndüğü zaman çubuk arkadaşlar, böyle size doğru döndüğü zaman ne yapacaksınız? Birkaç adım ilerleyip başka yerden bir daha kaldırın çubuğu. Yine aynı yere götürdü. Tam üstünden geçerken aynı yerde gene geriye doğru döndüyse orada şu hareketi yapıyorsunuz arkadaşlar. Bakın şimdi ben buraya getiriyorum. Bakın çok güzel bir şekilde burada boşluk tespiti yaptı. Şimdi bakın arkadaşlar, burada dönem soygunu yemiş mezarlar var. Ayrıyeten daha açılmamış mezarlar da var arkadaşlar burada. Burası nekropol alanı. Geneli burada geneli fakir mezarı. Bizim niyetimiz burada cihazlarımızı test etmek. Benim biraz önce kullandığım manuel alan tarama gayet güvenilir bir alan tarama arkadaşlar. Ama hazır bir yer yakalamış, bu cihazın da alan taramasını test etmek istiyorum. O yüzden bunu da deneyeceğim. Bu
Konrad X3 Plus Ultra diye geçiyor ismi. Üst düzey bir görüntüleme cihazı. Ayrıca alan tarama olarak da kullanılıyor. Bunun detaylı kullanımla ilgili daha sonra videosunu hazırlamaya çalışırım. Bugün işçilik yapacağız burada çünkü, o yüzden detaylı kullanımla ilgili şu an için fazla ayrıntıya girmeyelim. Arkadaşlar bakın, bunun ground diyor, yere bağlantı. Bunu ground yazan yere takıp yere saplıyoruz. Bu cihaz şu anda yere sinyal verecek. Yaklaşık bir 20 dakika kadar bekleyecek. 20 dakika sonra alan taramayı kullanacağız arkadaşlar. Cihazımızı açalım. Dakikada yeterli ama 15 dakika, 20 dakika zaman olan 20 dakika beklerse daha uygun olur. Cihazın kulaklığı da var. Gece çalışması için çok uygun. Bakın arkadaşlar, gold 1, 2, 3, 4, silver, bronz, kupur, alüminyum, bir sürü modu var. Evet, şu anda frekansı yayıyor. O da başlasın bir yandan. Alan taramamızın hazırlıkları tamamdır. Şimdi cihazın kumandası arkadaşlar. Görüntüleme cihazını kullanırken kumandadan kontrol edebiliyoruz. Bu arada beklerken şunu da söyleyeyim size. Bu Konrad GR3 Plus zemin altı görüntüleme cihazı, bu da baston tarama diye geçer. Bunun şimdi X3 Ultra'da, GR3 Plus'ta ikisi de Android cep telefonu ile de kullanılabiliyor. Tabletle de kullanılabiliyor. Bir basit bir uygulaması var. Uygulamayı yüklüyorsunuz telefonunuza. Arazide tablet taşımanıza da gerek kalmaz. Tabi isteyen tablette de kullanabilir. Bunun GR3 Plus'ın arkadaşlar termo tarama modu var. Pinpoint modu var. Bir de ayrıca görüntüleme, zemin altı görüntüleme modu var. 3 mod. Aynı şekilde bu da arkadaşlar. Bu cihaz çok üst düzey bir cihaz. Bugün bakalım bunun hünerlerini izleyeceğiz. Aslında hepsinin hünerlerini izleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu alan taramanın uzaklık ayarı var. Mesafe ayarlayabiliyorsunuz 2000 metreye kadar. Ben şu anda bu mezarların yakınında olduğum için 500 metreyi seçtim yakın mesafe olarak. Bu sefer şuradan başlatalım. Bakalım bunlar ne yapacak.
Biraz önce diğer alan taramada söylediğim gibi burada etrafta çok fazla açılmış yer olduğu için sinyal karışıklığı yapabiliyorlar. Bakın şimdi burada boşlukta gördünüz mü arkadaşlar? Anında kapatıyor çubuklar. Çubuğun birisi sağ elimdeki çubuk ileri çekiyor, sol elimdeki sola çekiyor. Bakın arkadaşlar, çok güzel bir şekilde yakaladı. Çok güzel. Arkadaşlar, burada bir mezar odası var diyorum. Bakın burada hemen yanında açılmış bir mezar var. Tam burada bitiyor. Şurada bitiyor mezar. Şuradan başlıyor. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda bir mezar gösteriyor. Buradan da bir daha bakalım. Dallara takılıyor burada. Buradan da yaklaşık 1 metreye yakın eni var arkadaşlar. Evet. Şimdi görüntüleme cihazlarımızı bunu kapatalım. Görüntüleme cihazlarımızı devreye sokalım. İlk önce baston taramayı kullanacağım. Arkadaşlar, şu anda çok sabırsızlanıyorum. Burayı bir an önce kazmak için. Cihazımızı açıyoruz. Uygulamayı açtık. Cihazımızı açtığımızda arkadaşlar üstte bir yeşil ışık yanıp sonra maviye dönüyor. Burada bağlantı diyor. Bağladık. Şu anda bağlandı arkadaşlar. Önce şöyle yapalım. Hangini yapalım? Canlı tarama moduna girelim arkadaşlar. Canlı tarama modunda dedektör gibi düşünün bir nevi. İki çeşit canlı tarama şeyi var, modu var. Birisinde arkadaşlar şimdi bakın burada kalibrasyon yapıyorum. Şöyle diyelim. Bu yöne dönüp de kalibrasyon yaptım. Sıfırladı. Şimdi mezar olarak tahmin ettiğim yere geldiğimde bakın bak burada şu anda yeşil renk normalde hiçbir şey yok demektir. Burada boşluk ve kırmızıyı verdi arkadaşlar. Kırmızı 85'e kadar çıktı. 87. Şurada bir malzeme görünüyor. Mezar boşluğu mavi geliyor. Sonra bakın arkadaşlar mavi geliyor ekrana. Malzemenin olduğu yerde çok iyi algılıyor arkadaşlar. Bakın. Şurada. Bakalım burayı kazdığımızda malzeme burada mı değil mi? Onu da göreceğiz arkadaşlar. Mezarı bu şekilde hesap edersek. Mavi boşluğu da algılıyor. Malzemeyi de şurada kırmızı bir şekilde algılıyor arkadaşlar. Şimdi geri geliyorum. Bir daha pinpointer moduna gireceğim. Bakın arkadaşlar pinpointer modunda da yine yönüm bu şekilde. Kalibrasyon yapıyorum arkadaşlar. Sıfırladı. Bir daha yapalım. Sıfırladı burada. Kalibrasyonu yaptık. Hassasiyet 10'da. Eşik değeri 5'te arkadaşlar. Sesini daha bir şey açayım. Daha heyecanlı oluyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Sol taraftaki yeşil 21. Yani burada daha bir şey yok şu anda diyor. Bakın. Yok böyle bir şey.
Arkadaşlar yaklaşık buradaki mezarlar geneli 1-1,5 metre civarında. Cihaz deliriyor arkadaşlar. Bakın burada boşlukları alıyor. Şurada boşluğu alıyor arkadaşlar. Bakın mavi sağ tarafa geçti. Mavi boşluk, yani içeride uzun zamandır kapalı olan boşluğu algılıyor. Bakın şöyle yapalım bir de. Şimdi şurada bakın arkadaşlar, burada bir tane dönem soygunu yemiş mezar var. Görüyor musunuz? Alttaki boşluğu almıyor gibi bir şey. Bir de buradaki boşluk, bakın buradaki boşlukta %100 alıyor. Çünkü uzun zamandır kapalı olduğu için %100 boşluk alıyor. Malzemenin olduğu yer. Aynen arkadaşlar bakın. Burası. Çıldırıyor burada, çıldırıyor cihaz. Şimdi hemen geri gelelim. Görüntüleme moduna girdim şu anda arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şöyle yapalım. Burada veri yazan yer var. Buraya da basarak yapabiliriz. Ya da görüntülemenin şurada şeysi var, düğmesi var. Düğmesine de basarak, cihaz üzerindeki düğmeye basarak da kontrol edebiliriz. Ben cihaz üzerindeki düğmeden kullanacağım şimdi. İlk önce buraya bir sinyal attım. 30 santim ötesine bir sinyal daha. 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 Şimdi arkadaşlar zigzag modunu seçmiştim. Aynı geri istikamete doğru, şimdi zigzag çizecek şekilde, yani geri istikamete 30 santim sola geçtim. 30 santim soldan bir sefer atıyorum sinyali. Attım. Şimdi tekrar bir 30 santim bu tarafa geçiyorum. Siz benim kadar hızlı kullanmayın arkadaşlar. Ben şimdi biraz işi bildiğim için. Sinyalleri, işim çabuk bitsin diye sinyalleri hızlı hızlı gönderiyorum. Bakın arkadaşlar burada 1,5 metrelik bir mesafe var ama sinyali oradan atıp aşağıdaki toprağı algılıyor. Ben normalde bu işin erbabı olduğum için aslında burada bırakırım tanımayı, çünkü cihazın verilerini ben şu anda daha şimdiden anladım, ama siz yeni alan arkadaşlar cihazı bu şekilde yapmasınlar. Sonuna kadar tarayın arkadaşlar. Yani burada 10'a 10. Yani 3 metreye 3 metrelik bir alan taramak gerekiyor. O yüzden şöyle. Yani burası çalışmaya müsait değil. Bu mezarlar açık olmasaydı yan tarafında, ben aslında burayı ipim hazır. 30'ar santimde işaretlenmiş bir ipim var arkadaşlar. Onunla burayı her 30 santimde sinyal göndererek nizami bir şekilde taramam gerekir aslında. Ama şu anda imkanlar kısıtlı. Her tarafı delik deşik etmişler. Biz de bir yer delik deşik edeceğiz birazdan. Bakalım. Belki bu iki mezarın arasında bir mezar vardır. Buraya kadar gelelim. Evet. Veriyi kaydediyoruz. Bakın arkadaşlar. Umarım görünüyordur ekranda. Dosyayı kaydettik arkadaşlar. Şimdi.
Heh, pardon. Tek parmak. Oo. Oh, oh, oh. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın. Biraz küçültelim. Mezarı görüyor musunuz arkadaşlar? Mezarın boşluğunu da verdi. Malzemenin yeri de belli. Çok güzel bir şekilde. Evet, şimdi cihazlarımızı yanımıza alıp arkadaşlar son olarak şu anda X3 Plus'la X3 Plus ile son taramamızı yapacağız. Burada cihazların hepsini test ediyorum arkadaşlar. 3 tane test ettiğim cihaz var burada. Birisi baston tarama, zemin altı görüntüleme. Birisi X3 Ultra Plus Konrad'ın. Bu ikisi Konrad'a ait. Konrad firmasına ait arkadaşlar. Bunun şimdi şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Bunları da hep videolarımda söylüyorum. Birazcık budama işleri de yapalım diye. Bahçıvanlık yapalım birazcık. Bugün bir İnsanlar geldi. İleride şu tarafta ağaç kestiler. Şimdi aşağıdan çoban sesi geliyor. Bakalım. Kardeşim, ipimizi alabilir misin acil tarafından? Ben de ip gelirken o arada cihazı çalıştırma işlemini yapayım. Bir gün müsait olduğumda arkadaşlar bunun detaylı kullanımını da tarif ederim. Şimdi bu eldivenden parmak izini de okumaz. Kameradan her şey görünüyordur umarım. Şimdi Konrad'ın X3 için ayrı bir uygulaması var. Bluetooth'tan cihaz bağlanıyor arkadaşlar. Sonra altında bağlantı düğmesi var. Bunun ekranında birazcık karanlık duruyor ama şuradan ışığını açarsak belki fayda eder. Tamam. Bağlantıyı tıkladım. Cihaza bağlandı. Şimdi aynı baston görüntüleme cihazındaki gibi canlı tarama modu var arkadaşlar bunun. Pinpoint ayrıyetten canlı tarama biraz önce bakmıştık. Bu aynı firma olduğu için şu anda canlı taramaya buradan girmeyeceğim. E, 3B tarama şimdi buradan 6'ya 9 diyorum, taramayı başlat diyorum. EM sistem. Grand Scan manuel diyor. Manuel kullanım. Connecting diyor. Şu an bağlanıyor. Press start diyor arkadaşlar. Yani start'a basın diyor. Bastık. Şimdi şöyle yapalım. Çok güzel kullanışlı bir cihaz yapmışlar. Çok kaliteli duruyor. Bakalım görevi de ne kadar kaliteli. Şimdi bunu kumandasından kullanacağım arkadaşlar. Buradan başlayalım. İpini attık. Gel ipini attık, getir rakam. Gel gel. Gel bu tarafa, telefonu tut sen. İpin ucunu da al. Buradan al sen ipin ucunu.
Dolanmış mı? Çek bakalım. Burada bir tanesi var, ikisi mi? İkisi burada. Birisini alalım. Benimkinin ucunu tut aga, benim ipin ucunu. Bunu gerdir bakalım. Şuraya. Şu şekilde dursun. Arkadaşlar şimdi bu ipe 30 santimde bir kırmızı bant çektim. Biraz sal birader onu. Tut şimdi ucunu, sıkı bir gerdirelim, yere doğru bastıralım. Tamam, bırakabilirsin şimdi. Sen şimdi hatta şöyle yapalım Emre. Sen cihazı bu şekilde tut. Ver ekranı bana. Hem biraz bakalım nerede başlıyor, şurada. Sal bana birazcık şöyle. Buraya kadar, tamam. Şimdi bunun ipin şu tarafından geçir. Bu sıradan gideceksin. Sonra ben sana her 30 santimlik bu taraftan yapacağım ya. İkinci sinyali buradan geri geleceksin. Kırmızıdan ben sana tamam diyene kadar devam et. Tamam. O ekranı da bana doğru çevir. Tersini çevir onun. Ben göreyim buradan. Şimdi arkadaşlar bakın. İlk sinyali attım. İkinci kırmızıya getir. İkinci sinyali attık. Üçüncü kırmızıya getir. Devam. Devam. Tamam. Şimdi buradan geri gideceksin. Biraz daha bana doğru gel. Hani buradaki kırmızı bantları taktık ya, her birinin arası 30 santim. Buradaki sırada o iple, yani biraz önce attığımız sinyallerle arası 30'ar santim olacak. Şimdi ipin öbür tarafından geçirdiğin için biraz daha şuraya yakın tutarsan şöyle, bu seviyeden devam edebilirsin. Devam. Cihazı böyle tam dikey tutmaya çalış. Şöyle hani şurası biraz şöyle gelsin. Havada tutabilirsin birazcık. Çok yere yaklaştırman önemli değil. Bu şekilde. Tamam. Devam. 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 Tamam. Şimdi bu taraftan 30 santim tam şu ezadan oraya doğru dön yönünü. Aynen. Başlatıyorum. Devam. 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 Tamam, şimdi 30 santim bu taraftan gene. Kardeşim cihazlarla bakmak çok zevkli, çok güzel oluyor da devam. Yok, bir geri gel, bir gerideki çizgi. Şu kadar şuraya. Tam şu izle. Biraz geri. Tamam. Şimdi öbürüne. Devam. Biraz geri. Devam. 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 Geriye döneceğim buradan. Cihazlarla bakmak çok zevkli de birazdan buraya kazacağız ya, o kadar zor olacak ki. En çok sen kazacaksın. Ben kazacağım. Birazcık öne gel. Geride kaldı. Adamın yok şuraya. Şuraya şuraya. Şuraya şuraya aga. Devam. Devam. Düz gitmeye çalış böyle. Devam. 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 Biraz buraya doğru kaydırıyorsun. Çizgiye ilk başladığın yerden çok nizami gidersek güzel olur. Nizami giderken telefonuma da basmayalım mümkünse. Lütfen arkadaşım, tamam. Devam. Mezara düşersen ben üstünü kapatırım, merak etme. Devam. Şimdi buradan
Şu boşluktan başlıyorsun, böyle gel. Emin misin? Evet. Hayır sen gelme, cihazı getir yani. Sen havada yürüyemediğin için mecburen. Devam. 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 Teşekkürler Konrad. Evet, görüntümüzü aldık arkadaşlar. Şimdi burada tarih ve saat olarak dosyayı kaydediyor. Tarih ve saat olması güzel. Başka görüntülerle karışmaz. Hangi saatte nerede baktınız? Ama tabii isminizle tarihi oradaki değiştirebilirsiniz. İstediğiniz bir isim yazabilirsiniz arkadaşlar. Vav, gel 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 kardeşim gel. Bakın arkadaşlar, şu anda bu ölçüm yaptığımız yerde, bakın bu alanda mezarı size nasıl gösteriyor? Buradan izleyebilirsiniz. Bakın. Bunu farklı farklı açılardan bakabiliyorsunuz. 3 boyutlu çok güzel mezarı görüyorum. Bak bak. Bu boşluk mezar boşluğu. Mezar boşluğu derken şu mavi olan içerideki boşluk değildir aslında. İçeride olan boşlukta buradaki malzemenin yaydığı bir gaz gibi bir şey düşünün ağam. Yani bir frekans. Şu kırmızı da yoğun frekansta, şu kırmızı yoğun frekansta malzemenin olduğu noktayı gösteriyor. İçerisi bu şekilde gayet belli. Bunun farklı farklı versiyonları da var arkadaşlar görüntüye bakmak için. Renkleri değiştirebiliyorsunuz, azaltabiliyorsunuz, çoğaltabiliyorsunuz. Bunlarla ilgili detaylı bilgileri daha sonra veririm size arkadaşlar. Bakın bu şekilde bir olay görüyorsunuz mu arkadaşlar? Bakın boşluk ve mezarın içindeki malzemenin olduğu yer. Mezarın içindeki malzemenin olduğu yer şu tarafa doğru denk geliyor biraz. Muhtemelen burası kenar olabilir, mezarın kenarı. Evet, bunların anlatımlarını, detaylı anlatımlarını size daha sonra da göstereceğim. Cihazlarımız şu anda çok güzel veri aldı arkadaşlar. Kapatabilirsin düğmeyi. Bunları sen al abi, yerine götür. Kapadın mı? Bak bak şurada düğmesi var. Neyse tamam. Şu alttaydı. Sen görmedin orayı. O yüzden yerine götürmeyelim. Şöyle yakınımıza dursun buraya. Şimdi arkadaşlar bir mola vereceğiz. Buraya kazmaya başlayacağım. Şimdi arkadaşlar mezar şuradan başlıyor. Alan tarama çubukları burayı gösterdi bana. Boşluk içeride büyük bir boşluğu ekranda biraz ufak da gösterebilir. Büyük de gösterebilir. İçerideki malzemenin durumuna göredir. Burayı şimdi açtıktan sonra tam olarak neyin ne olduğunu daha iyi göreceğiz. Şimdi ben şuradan dalacağım arkadaşlar. Buraya doğru böyle bu şekilde bir kazmaya deneyeceğim. Çünkü burada hazır bir çukur olduğu için burayı açmak daha kolay olur. Yukarıdan dik aşağı inmek zordur. Çünkü mezarın kapak taşının da tam olarak nerede olduğunu bilmediğimiz için kazarken kapak taşına yukarıdan denk geldiğimizde çukuru sonradan genişletmemiz gerekebilir. Ama ben direkt böyle dalacağım. Mezara bu şekilde geleceğim arkadaşlar. Daha kolay olur diye düşünüyorum artık. Kısmet. Şimdi biz bir mola verelim. Kazmamızı, küreğimizi hazırlayalım. Cihazlarımızı arabamıza götürelim. Yakınımızda bulundurmayalım. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. İzinsiz kazı yapmayın. Özellikle işaretlere kesinlikle zarar vermeyin. Geçen gün bir Karadeniz bölgesinden bir abimiz bana resim attı. İşte dedi burada dedi daha öncesinde şöyle bir işaret vardı falan diye de söyledi. Kırmışlar onu. Yani onu kıran arkadaş nasıl bir dandik adam diyelim. Yani onu kıran arkadaş kimdir arkadaşlar? Ya ülkemizde eskiden yaşamış gayrimüslimlerin torunlarındandır. Çünkü bizim onların malzemelerini bulmamızı istemedikleri için yapıyorlar. Veya içimizde bizim biliyorsunuz arkadaşlar, bizim ülkemizde bir sürü acayip insanlar var. Yani sanki oradaki yerin altındaki malzemeyi işareti görmüş. Oradaki malzemeyi sanki ilk o bulmuş gibi orayı sahipleniyor, işareti kuruyor. Yani böyle bunlar yanlış işler. Arkadaşlar ben şimdi burayı açacağım. Ben buraya cihazları test etmek için geldim. Açtığımda sonuç cihazların bana söylediği gibi ise bu cihazlarla çalışmaya devam ederim. Burayı açtıktan sonra da arkadaşlar... Yani hep beraber göreceksiniz. Buranın gene üzerini kapacağım.
açmayacağım. Çünkü mezarlara çok tepki geliyor bana. Kızıyorlar mezar açıyoruz diye. Yani bizim aslında niyetimiz burada yatan kişiyi rahatsız etmek değil. Biz burada yatan kişiyle alay etmiyoruz da dalga da geçmiyoruz. Sadece biz cihazımızı test etmek için. Buradan açacağım. Bakacağım içerisini size gösteririm mezarı. Varsa eğer yoksa da yorulduğumuzda kalırız. Yapacak bir şey yok. Burada mangal yaptık. Yedik içtik. Gezdik. Eğlendik deriz. Burayı açacağım arkadaşlar. Yorumlarda bana kötü laf eden arkadaşlar oluyor veya kızanlar, tepki gösterenler oluyor. İnanın arkadaşlar, ben burayı kapattım dediğim zaman kapatıyorum arkadaşlar. İşte kimisi dedi, geçen sefer buna benzer bir videom olmuştu. Dediler ki işte ya orayı açtın da içindeki malzemeyi bırakır mısın? Sen sonradan almışsındır falan. Hayır arkadaşlar, niye alacak olsam herkesin gözü önünde söylerim zaten. Başka videolarımda malzemeyi aldığım oluyor. Ben mezarları artık açmıyorum arkadaşlar. Açarsam da test için açıp tekrar kapatıyorum. İçinde ne varsa ne olursa olsun ellemeyeceğim arkadaşlar. Sadece içerisini göstereceğim, bırakacağım. Cihazlarımızdan emin olmak amaçlı. Evet, birazdan görüşürüz. Kazma kürek hazırlanan biz bir gücümüze kuvvet diyelim. Bakalım kollarımıza kuvvet diyelim. Yanımda çok güçlü bir arkadaşım var. Benden daha çok kazacağım diye bana gelirken gaza getiriyordu. Yok yok arkadaşlar, şaka diyorum. İkimiz de eşit çalışacağız. Ama ben yorulduğum yerde belki onu birazcık öne sürebilirim. Dedim ona zaten. Buraya dedim, kazarken sen az kazarsan mezarın içine seni koyar kapatırım dedim. Fazla uzatmayalım. Birazdan görüşürüz arkadaşlar. Bekleyin. Burayı açacağım. Evet. Başlıyoruz. İlk kazmayı ben vurayım. Bir arkadaş demişti levyeyle çok kolay olur diye, ama bir deneyelim bakalım. Çok mu kolay oluyor? Az mı kolay oluyor? Hiç kolay olmuyormuş. Levyeyle kolay kazılıyor diyen arkadaşım, sen kendini biliyorsun. Hiç de kolay olmuyormuş, bilgin olsun. Biz gene inşaat amelesi gibi devam. Kemikler görünüyor. Kuzgunlar gezmeye başladı. Sanki mezardaki arkadaşı bekliyorlar. Videonun tamamını kanalımda yarın izleyebilirsiniz arkadaşlar. Takipte kalın.